1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılan Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdniester. Dünya bu bölgeyi konuşuyor. Zira Moldova'nın baskılarına dayanamayan Transdniester Rusya'dan korunma talebinde bulundu. Rusya da kabul etti. Peki bu gelişme ne anlama geliyor? Konuşacağız. Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikte. İrfan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Meltem. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi İrfan Bey, Transdniester Rusya'dan koruma talep etti. Bu ne anlama geliyor? Moldova'dan ayrılıp Rusya'ya mı bağlanacak? Nasıl olacak? Ne anlamamız gerekiyor bizim bu gelişmeden? Şimdi olan biteni böyle dışarıdan Fransız gibi okumaya çalıştığımızda gördüğümüz manzara şu. Putin Transdniester meselesine el attı. Yani Batı'ya karşı bir ikinci cephe açmak istiyordu. Bunu başarabileceği enstrüman olarak Transdniester'i öne çıkarmaya başladı. Transdniester Moldova içerisinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rus azınlığın yaşadığı bölge. Moldova'yı yukarıdan aşağıya doğru ikiye bölen bir nehir var, Dniester Nehri. Dniester Nehri'nin doğu tarafında Rus azınlık yaşıyor ve bunlar Kişinev yönetimine karşı 91'de isyan ettiler. Bu isyandan mütevellit bir iç savaş yaşandı ve bu çatışmaların neticesinde kendi başlarına bunlar otonomi ilan ettiler. Hatta Transdniester Rus Cumhuriyeti ilan ettiler. Bunu Birleşmiş Milletler tanımıyor, hiçbir devlet tanımıyor. Fakat Rusya örtülü biçimde buradaki Rus azınlığın devletine destek veriyor ve stabil vaziyette buradaki ihtilaf varlığını korurken ne olduysa birdenbire Putin'in bu meseleyi öne çıkarma ve Ukrayna Savaşı'nda yeni cephe açma hevesi ortaya çıktı. Yani ben olayı böyle okuyorum. Aslında perde gerisinde buradaki Transdniester'de yaşayan Rus azınlığın merkezi hükümetle olan ihtilafında, sorunlarında Rusya'dan yardım istemesini kendiliğinden bir olay olarak görmüyorum. Yani bu olayı perde gerisinde tahrik eden, teşvik eden Rusya. Rusya aslında burada yeni bir cephe açmaya çalışıyor. Bu zamanlama da aslında zamanlamaya da dikkat çekmek lazım İrfan Hocam. Hani zamanlama için neler söylersiniz? Rusya Andivka'yı Ukrayna'dan almıştı birkaç hafta önce. Üzerine Transdniester'in bu hamlesi geldi. Daha önceden de benzeri çabaları Rusya'nın gösterdiğine tanık olduk. Aslında Transdniester şu anda öne çıkıyor ama mesela geçen sene de Rusya bir başka cephe açmaya çalışmıştı. Bu konuda başarısız oldu. Balkanlarda Sırp milliyetçiliğini tahrik etmeye çalıştı. Bosna Hersek'te, Bosna Hersek'i oluşturan iki entiteden birisi Republika Srpska, Milorad Dodik onların başındaki kişi. Milorad Dodik sık aralıklarla ben kendimi Saraybosna'ya ait hissetmiyorum, ben Sırp dünyasının bir parçasıyım ama Belgrad bize bir türlü destek vermiyor falan diye açıklamalar yaptı. Ve Rus istihbaratı, Rusya aslında burada Bosnalı Sırpları tahrik etmeye çalıştı. Aynı şekilde Kosova içerisinde Sırpların yaşadığı bölgedeki ihtilafın perde gerisinde de Rusya var. Peki orada Putin mesela, hocam bu gelişmeyle birlikte Balkanlarda yeni bir cephe açar mı? Transdniester Rusya'yı Moldova'ya müdahaleye mi çağırıyor? Yani bunun sonucunda farklı bir şey görür müyüz biz? İşte Balkanlarda cephe açamadığı için Rusya Transdniester'de açmaya çalışıyor. Çünkü Balkanlarda Rusya'nın bu şekilde tahriki ve teşvikiyle büyük bir çatışma potansiyeli ortaya çıkacaktı. Çatışmaların tırmanması, istikrarsızlık yaratması işten bile değildi. Bunu Vučić önledi, Sırbistan Cumhurbaşkanı. Çünkü Sırbistan Cumhurbaşkanı şunun farkında, 2014'ten beri Avrupa Birliği'ne katılmak için müzakere yapıyor. İçeride aşırı milliyetçi bir kamuoyu var. Mesela Ukrayna Savaşı başladığı zaman Belgrad'da haftalar boyunca, aylar boyunca Rusya lehine, Putin lehine gösteriler oldu. Hiçbir Avrupa kentinde bunlar olmadı.
Vučić dengelerle bunu idare etmeye çalıştı. Bir taraftan milliyetçileri, öbür taraftan Avrupa Birliği'ni, öbür taraftan işte Türkiye'de devreye girip Dışişleri Bakanımız kanalıyla ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan kanalıyla buradaki meseleye müdahil oldu. Balkanlar'da bu cepheyi açamayan Sırp milliyetçiliği kartını kullanarak Avrupa'yı istikrarsızlaştırma amacıyla hareket eden Rusya bu cepheyi Balkanlar'da açamayınca şimdi tekrardan kendisinin kolay tahrik edebileceği bölge olarak Moldova'ya yöneldi. Burada ne kadar Rus yaşıyor? 220 bin Rus yaşıyor. Moldova'nın toplam nüfusu da 3 milyon 250 bin. Aynı zamanda orada 100 binin üzerinde bir Türk nüfus da var. Hristiyan Türkler, Gagavuz özel bölgesi, başka azınlıklar da var. Moldovyalılar aslında Romanya ile aynı etnik kökenden geliyorlar. Bu olay buradaki Rus azınlığın hak ve çıkarlarını koruma eğer Rusya güçlü destek verecek olursa ikinci bir cephe açılması anlamına gelecek. Bakalım süreç Ukrayna nasıl savaşında ilerleyecek? Önemli bilgileri bizimle paylaştınız. Ukrayna Savaşı'nda Putin elini güçlendirmek istiyor. Böyle okuyabiliriz.